Merhaba, ben Enbaba, yanımda da Sibel var. Şimdi bugün size ne anlatmaya çalışacağım? Hemen konuya gireyim. Konumuz aşı. Sibel bir aylık oldu ve aşısını yaptırmaya hastaneye gittik. Önce kontrolünü yaptırmaya gittik daha doğrusu. Daha sonra da aşı yaptırmaya gittik. Bir ay oldu. Şimdi bugün size anlatmak istediğim küçük bebeği olanlar nelerle karşılaşacaklar? Hiç bilmeyenler için birazcık bilgi vermek. Şimdi doğduğu zaman, hastanede doğduğu zaman size bir tane karne veriyorlar. Bu bebeğinizin sağlık karnesi oluyor. İşte bunda yapılan bütün tetkikler, doktorun yazdığı işte kilogramı, boyu, hangi ayda ne zaman yapılması lazım, ne zaman gidilmesi lazım, onların hepsi küçük bir defterde tutuluyor. Bu defterin arkasında aynı zamanda bir de aşı zaman çizelgesi var. Hangi aşıyı ne zaman yapmanız lazım diye oraya da yazmışlar. Şimdi burada önemli olan ne? Önemli olan şu. Olabildiğince düzenli bir şekilde kontrollerini yaptırmaya gidiyorsunuz doktorunuza. Ve orada normal verilere göre kıyaslamalar yapıyor doktor. İşte kilosu bu, boyu bu, işte belli bir sıkıntısı var mı, hastalığı var mı, varsa nedir, ne yapıldı, işte ilaç verildi mi, verilmedi mi, onlar yazılıyor. Bir de aşılar burada önemli. Çünkü biz Emel'de yaparken bütün aşılarını yaptırdık. Çünkü ben de küçükken bütün aşılarımı yaptırmışlar. Ailem bana yaptırdı. Fakat bize şunu dedi. Etrafımızdan aldığımız bilgiden bazı arkadaşlarımız bize dediler ki aşı karşıtı bir görüş oluşmuş. Şimdi ben onu duyunca anlayamadım başta. Aşı karşıtı ne demek? Çünkü ben aşı yaptırmaya yönelik olarak kendimi aşı yaptıran bir insan olarak kendi aşılarımın dışında çocuklarımın da aşı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve dediler ki işte böyle bir kustuk biraz. Gördünüz mü kustuk? Evet, oluyor bu, normal. Yapacak bir şey yok. Aşı yaptırmak istemeyenler var dediler. Aslında bu konu 2013-14 yıllarında bazı ailelerin çocuklarına aşı yaptırmak istememeleri ve bu isteklerini yargıya taşımaları sonrasında başlamış oldu. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda bir hata var. Anayasa Mahkemesi konuyu sadece biçimsel hukuk yönünden ele aldı. Oysa bu kararı verirken konunun toplum sağlığı açısından ne gibi zararlara yol açabileceği konusuna dikkate alması gerekirdi birincisi ve ikincisi de konunun uzmanından bir bilirkişi raporunu talep etmesi gerekirdi. Böyle bir şey de yapılmadı. Ama diyelim ki Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı geçerli olacak hukuki düzlemde. O durumda da Sağlık Bakanlığı'nın hiç zaman geçirmeden bir yasal hazırlık yapması gerekirdi. Aynı 1930 yılında yayınlanmış olan Umumi Fıstığa Kanunu'nda olduğu gibi. O kanunda çocuk felci aşısıyla ilgili, kuduz aşısıyla ilgili özel düzenlemeler var. Yani zorunlu olduğuna ilişkin özel düzenlemeler var. Aşıyla ilgili konular, kadınla ilgili konular Türkiye'deki gericileşme bakımından özel olarak istismar ediliyor iktidar tarafından. Sağlık Bakanlığı'nın da ortayı hukuki olarak bu şekilde boşlukta bırakmış olmasının aynı amaca dolaylı da olsa hizmet ettiğini ve bilinçli takınılmış bir tutum olduğunu düşünüyorum. Allah Allah dedim, nasıl oluyormuş bu ya? Neyse, ben bir küçük bir grup, yani küçük birkaç kişidir falan diye düşündüm. Fakat bu her sene artarak devam ediyormuş arkadaşlar. Şimdi bu görüşte olanlara net olarak şunu söylüyorum. Ben aşı karşıtı insanlara karşıyım. Yani aşının yapılması gerektiğine inanan bir insanım. Gelelim ne yapmanız gerekiyor? Bilmeyenler için anlatıyorum tekrardan. Bir aşı karnemiz var, bir sağlık karnemiz var, her bebeğin sahip olduğu. Bu sağlık karnesinde zaten hangi zamanlarda hangi aşılar yapıldığı gerektiği yazıyor. İşte biz aşılarımızı sağlık ocağına, bize yakın olan sağlık ocağında bir tane hemşiremiz var. O hemşiremizi çok seviyoruz. Bütün Emel'in aşılarını da o yapmıştı zaten. Rota virüsü aşısı dışındaki bütün aşılar sağlık ocağında yapılabiliyor. Tamam, kaldırıyorum seni. Çok uzatmayacağım zaten. Onun dışında da bu aşıları, hangi aşıları yapmamız gerektiğini... Tamam, bağırma. Belki çok uzatamayacağım bu videoyu ama şunu anlatmak istiyorum. Bütün bu aşıları sağlık ocağında yaptırabiliyorsunuz. Tabii ki sizin bileceğiniz bir şey. Ben şunu ekleyeyim, bildiğimi söyleyeyim. Sağlık ocağındaki bütün aşılar, devletin karşıladığı aşılar ücretsiz olarak yapılıyor. Ve hemşireler de çok ilgililer. Ne zaman aşı yapılması gerektiğini size hatırlatıyorlar. Onlar da sizle birlikte zamanlamayı onlar da tutuyor. Benim önerim şu, size verilen karnede hangi aşı yapılması gerekiyorsa o aşıları yapın. İki tane aşı var. Onları seçenek olarak veriyorlar. Bir tanesi rotavirüsü, öbürü de menenjit olması lazım. Emin değilim ama size verilen seçenek olarak
uygulanmasını istenilen aşıları isterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız diye soruyorlar. Biz onları da yaptırdık. Yani biz bize sunulan o kitapçıkta hangi aşılar varsa hepsini hem Emel'e hem de Sibel'e uygulamayı düşünüyoruz. Emel'i zaten bitirdik. 2 yaşında zaten aşılar bitiyor. Çoğunluğu bitiyor. Sibel için de aynısını uygulayacağız. Ben aşı karşıtı olan insanlara kesinlikle sinirleniyorum. Çünkü yalnızca kendilerini değil, benim çocuğumu da, beni de, benim etrafımdaki ailemi de, toplumun hepsini etkiliyor bu kararları ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da devletin de bir şekilde yaptığı hatadan, buna izin vererek yaptığı hatadan geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, yine mızmızlandık. Ben en baba, videoları beğenirseniz seviniriz. Görüşmek üzere.